Kıymetli izleyicilerimiz, herkese merhaba. Bugün hem Alanya'mız için hem de Türkiye tarihi için bir dönüm noktası olan çok önemli bir olaydan bahsedeceğim. Bizim için bir onur günü çünkü Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimizi şereflendirdiği gün 18 Şubat 1935 tarihi. Malum Atatürk 57 yıllık yaşamına çok büyük olaylar sığdırmış. Bu yaşamının yaklaşık 17 senesi öğrencilikle geçmiş, geriye kalan 40 senesinin tamamı 13 tane savaş, büyük savaşlarla geçmiş, çok büyük badireler atlatmış. Daha sonraki dönemde Cumhuriyeti kurduktan sonra da siyasi dönemi başlamış, liderlik, askeri liderliği yanı sıra siyasi liderlik dönemi de başlamış ve devletimizin başında 15 sene boyunca yönetmişti ülkemizi. Çok büyük ölümsüz eserler bırakmış, ilke ve inkılaplarını tesis buyurmuş. Arkasından da bize çok çağdaş, bize gurur duyabileceğimiz bir devlet bırakmıştı. Bu arada Atatürk tabii kendi kurduğu, eliyle kurduğu, gayretleriyle kurduğu ülkesini yerinde görmek de arzusundaydı. Bu bazen bir normal ziyaret şeklinde gerçekleşiyor. Bu bazen bir siyasi anlam taşıyor. Bazen de askeri bir anlam taşıyordu gezileri. Bu gezilerinden bir tanesi de işte Alanya'mıza yapılan geziydi. Dolayısıyla Atatürk 18 Şubat 1935'te Alanya'ya gelmeden önce daha önce de bu bölgeyle Atatürk'ün irtibatı vardı. Peki Alanyalıların Atatürk'le olan irtibatları nelerdi? Mesela Atatürk Çanakkale Savaşı sırasında büyük bir başarı kazanmış, ismini altın harflerle tarihe yazdırmış, Türk milletinin lideri olduğunu ispatladığı, artık bu komutanın arkasından gidebiliriz dedikleri en önemli olay Çanakkale Savaşı ilk başta ve orada Anafartalar'da, Arıburnu'nda, Conkbayırı'nda çok büyük başarılar kazanmıştı. İşte bunu yaparken bir Osmanlı subayı olarak yapıyordu ve o günkü Osmanlı Mebusan Meclisi'nde bir karar alınmıştı. O kararlardan bir tanesi de paşanın yanına gidilecek, henüz paşa değil orada Atatürk, paşanın yarban yanına gidilecek, alban yanına gidilecek ve Atatürk'e takdir belgeleri, teşekkür belgeleri sunulacaktı. Bir heyet teşkil etti. Bu heyetin içerisinde işte bizi ilgilendiren, Alanyalı ilgilendiren önemli bir kişi vardı. O da Alanya'mızın çok yakından tanıdığı önemli bir isim Hamdullah Emin Paşa. Hamdullah Emin Paşa sivil bir paşadır, Alanyalıdır. Mısır'da paşalık yapmıştır son dönemlerinde. Mısır'ın Osmanlı'ya bağlı olduğu son dönemlerde. Sonra memleketimize dönmüş, çok büyük hizmetlerde bulunmuş bir büyük bir insandır. Aynı zamanda alimdir, aynı zamanda hukuk paşasıdır, aynı zamanda hattattır. Pek çok özelliğiyle olan bir insandır. Teşekkür etmek için Atatürk'ün yanına gidiyorlar cepheye ve ilgililer zaten bununla ilgili görselleri internetten görebilirler ve Atatürk'e teşekkür ediyorlar. Alanyalıların Atatürk gelmeden önce Atatürk'le olan bağlantıları bununla sınırlı değil. Mesela Atatürk'ün çok sevdiği bir arkadaşı var. Sarı Şevki dediği Şevki Azakoğlu. Şevki Azakoğlu Atatürk'ün Harbiye'den sınıf arkadaşıdır. Evet, Atatürk Harp Okulu'nu bitirmiş, komutan olmuş. Fakat hastalıkları ve Alanya'daki tarım işlerinden dolayı da Şevki Azakoğlu, Sarı Şevki okulu 5. sınıftayken yarım bırakmak zorunda kalmış ve Alanya'ya geri dönmek zorunda kalmıştı. Ama Atatürk'le irtibatını hiçbir zaman koparmamıştı. Birbirleriyle olan muhabbetleri her daim devam ediyordu. Bunlardan bir tanesi mesela alakası olan Atatürk'ün Alanya'ya gelmeden önce kişisel ilişki kurduğu insanlardan bir tanesi de Mehmet Kadağan'dı ya da Kodağan. Bu Alanyalıların çok yakından tanıdığı bir sinemanın sahibinin babasıdır Mehmet Kadağan. Bunlardan bir tanesi de mesela Atatürk, bu bizim için çok önemlidir. Kendisi şu an Kale Yamacı Mezarlığı'nda defnedilmiş durumdadır. Hem Çanakkale Savaşı'na katılmış hem de Atatürk'le beraber Samsun'a ayak basan o 16, 17, 18 kişiden bir tanesi Mehmet Kadağan'dır. Bizim için çok büyük bir gururdur. Kurtuluş Savaşı'nın başlatırken o Bandırma Vapuru'nda bu olaylara şahit olması belki o zaman erdi. Belki çay getiriyor, çay götürüyordu. Ortalığı silip süpürüyordu. Fakat o anlamda da memlekete çok büyük hizmetler yapıyordu. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinin Türk tarihi, genel Türk tarihi içerisindeki en şerefli tarih sayfalarından birisi olan o Samsun'a ayak basma hadisesinin ana şahitlerinden birisi Alanyalı Mehmet Kadağan amcaydı. Ve bir kişi daha var ki o da Atatürk'ün bizzat özel şoförlüğünü yapmış Alanya'nın Dere Köyü'nden Gani Yıldız amcaydı. Gani Yıldız şöyle anlatır anılarında, Faruk Nafiz Koçak Bey anlatmıştı. Evet, Atatürk'ün iki tane şoförü vardır. Bu şoförlerden birisi de bendim. Bunlardan bana çok güvenirdi.
Hatta bana çocuk diye hitap ederdi. Ve Latife Hanım, şoförlüğünü yapmaktan çok mutluydum. Latife Hanım'ı bana çok güvendiği için İzmir'e benim arabamla göndermişti. Ve ben Latife Hanım'ı İzmir'e bırakıp geri gelmiştim. İşte Atatürk'ün en önemli muhabbet kurduğu, yakınlık kurduğu insanlardan bir tanesi de Gani Yıldız amcaydı. Allah rahmet eylesin. Bunun haricinde Atatürk'ün Alanya'ya gelmeden önce Alanya'yla ilgili olaylar var. Kişilerin haricinde olaylar var. Peki bu olaylar neler? Atatürk'ün neresinden tutuyor bu iş? Elbette... Burası Ankara'dan yönetiliyor. Ankara başkentimiz. Buradaki pek çok olay Ankara'yla bağlantılı. Yerel yönetimler de dahil olmak üzere. Bunlardan bir tanesi mesela 1923 senesinde mübadele anlaşması yapılmıştı. 30 Ocak. O mübadeleyle Türkiye'de bulunan din temelli yapılmıştı. Türkiye'de bulunan gayrimüslimler ile Yunanistan'da bulunan Müslümanlar yer değiştirecekler. Onlar birbirlerine evle oturtacaklardı. Bizim Alanya'mızda bunlar da yaşananlardandı. O güne kadar Alanya'da şu karşı gördüğünüz Tophane Mahallesi'nde bizim o gün gayrimüslim dediğimiz, kimilerine göre Rum ama bana göre asla Rum olmayan, gayrimüslim olan öz Türk evlatları, Alan Türk'ü olan bu insanlar vardı. 2000 küsür tane, 2100 civarında bunların nüfusları vardı. Bunlar mübadeleye dahil edilmişlerdi ve gönderilmişlerdi. Hatta oradan gelen Türkler de var. Öncesinde Osmanlı zamanında gitmişler, yerleşmişler, oraları Türkleştirmişler. Bunlar Yörük evlatlarıdır, Türkmen evlatlarıdır. Fakat daha sonra biz oraları kaybedince ve mübadeleyle de buralara gelmiş oldular. Mesela 13 kişi Girit'ten geldi, Yanya'dan gelen var, Sakız Adası'ndan gelen var. Başka yerlerden mübadeleyle Alanya'ya gelen aileler var. Bunların torunları, çocukları hala Alanya'mızda meskun ve yaşıyorlar. Bunun haricinde o anlaşma gereğince Girit'in Yanya ilçesi var, Yanya ili var. Onun bir Aziziye kalesi var, büyük bir kaledir. O kalede bir hapishane var. Hapishanede alaiyeliler bir suçtan dolayı cezalandırılmışlar. Hatta müebbet kürek hapsine çarptırılmışlar. Mübadele sırasında da bunların getirilmesi, götürülmesi ya da resmi işlemlerin yapılması var. İşte İçişleri Bakanlığı'nın ve Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili bir yazısı var. O da bu konuyu da Ben Ahmer Cemiyeti'ne, Ben Ahmer Derneği'ne yani Kızılay'a bu görev veriliyor. Onun ilgili yazışmalar var. Bunun haricinde hangi olay var Alanyalılarla ilgili? Mesela 1931 senesinde Atatürk'ün Antalya'ya ilk gelişi var. 4 defa gelmiş. Ve o ilk ikinci gelişi var daha sonra ve ikinci gelişi sırasında da oradan ayrılmış gemiler ve maksat Alanya'ya gelmek değildi. Alanya limanının hemen açıklarında demirlemiş ve Alanyalılar çok sevinmişler. Burada sevinç gösterisine bulunmuşlar. Hoş geldin paşam demişler. El sallamışlar, ıslık çalmışlar. Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan Hacı Kadiroğlu vesaire heyetler de bu olaydan dolayı çok mutlu olmuşlar. Gemiye bir telgraf çekmiş. İşte bazen burada bir yanlış anlaşılma olabiliyor ya da rivayetler gündeme gelebiliyor. İşte Alanya'nın ismi orada telgrafta hava şartlarından dolayı kötü gitmiş, Alanya olarak gitmiş vesaire vesaire. Fakat şu gerçek ki o günün dönemin belediye başkanımız bizzat Alanya yazmak suretiyle bizim sevgi ve saygılarımızı Atatürk'e arz etmişler. O arada yanında Atatürk'ün çok sevdiği manevi kızı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli tarih hocalarından bir tanesi olan Afet İnan Hoca vardır. Ve Afet İnan da bir dönem burada 13-14 yaşlarında babası burada görevliyken Alanya'da kalmış ve Atatürk de yanında geliyordu. Atatürk Afet İnan'a dönerek şöyle söyledi. Desene dedi, sizin Alanyalılar kendilerini Alan Türklerine bağlıyorlar. Afet İnan Atatürk'e anlattı. Paşam dedi, olabilir. Atatürk tarih meraklısı bir adamdı. Bu aynı soruyu Atatürk evine yerleştikten sonra tekrar soracak, sorunun cevabını alamayacaktı ama. Alan Türklerine, ben burada görevliyken, babam görevliyken, çocukken işte Fener'de bir tane Rum gayrimüslim bir kişi vardı. Kendisinin Alan Türklerinden geldiğini söylüyordu. Benim de hafızamda bunlar kalmış diyordu. Önemli bir hadise de Atatürk'ün Alanya'ya gelmesinden önce Alanyalılarla yaptığı önemli, Alanya'ya ilgilendiren önemli olaylardan bir tanesi de 1933 senesinde Kuyularönü Camii'nin hemen arkasından bu sahil boyunca gördüğümüz büyük bir mezarlık vardı. Alanyalıların eşrafından önde gelen insanların tamamının akrabaları öyle ya da bir şekilde dedesi, nenesi, ebesi, işte kardeşi, çoluğu, çocuğu orada yatmaktaydı. Bu arada belediye başkanımız istifa etmiş. Yönetim az da olsa kaymakam Sabri Bey'e geçmişti.
Bu arada bir karar alınmıştı. O kararlardan belediye almıştı bu karar ama uygulaması kaymakamlığa kalmıştı. O karar da şuydu. Oradaki mezarlığın kaldırılarak orada bir yol açılması. İlgili ailelere mezarlarınızı kaldırın diye tebligatlar yapılmış. Fakat Alanyalılar buna biraz can sıkmışlar. Hatta bir araya gelmişler. Demişler ki bu kabul edilen bir şey değil. Başka taraftan geçirirsin. Kendi mezarlığımız, anamız var, atamız var, buradan geçmez. Ve bir dilekçe, topluca 30 kişi dilekçe tanzim ediyorlar. Bu dilekçeyi kaymakamlığa vermek istiyorlar. Almak istemeseler de zorla sözü geçen insanlar araya giriyorlar. Bunu Ankara'ya gönderiyorlar. Bundan sonra işte orada şu yazıyor dilekçede. Burası bizim anamızın, atamızın, atalarımızın mezarlıklarıdır. Gelmişimiz, geçmişimiz burada yatmaktadır. Biz onların mezarlarının kaldırılmasını, rahatsız edilmesini ve üzerlerinde ayeti kerime yazan o taşları, hece tahtalarının burada kaldırılmasını istemiyoruz. Ankara'ya gidince bu dilekçe olayı bomba gibi düşüyor. Birdenbire devlete başkaldırı, isyan anlamına çekiliyor bu mesele. Çünkü o günlerde henüz 2-3 sene önce Menemen'de bir hadise meydana gelmiş. Onun havası henüz memleketten dağılmamış. Bunu da o şekilde yorumlamışlardı. Hemen oradaki Atatürk'e ulaşmadan önceki önce hemen emirler veriliyor. 30 kişinin 30'u da tutuklansın deniliyor. Hepsi Alanya'nın önde gelen insanlar. Bu isimleri birazdan sayacağım, soyadlarını sayacağım. Bu insanlar tutuklanıyor, bir ay kadar nezarette kalıyorlar. Bu arada mahkemeye iş gidiyor. Mahkemede Rıza Bey var, Tevfik Bey var, hakimler. Mahkemede bunun davası görülürken mahkeme reisi işi biraz abartıyor, büyütüyor. Mesela Atatürk'e kadar gidiyor. Atatürk bakıyor, nasıl olur bu diyor. Atatürk bir tek soru soruyor. Sarı Şevki varmışlarında diyor. Sarı Şevki dediği kendi sınıf arkadaşı Azakoğlu'dur. Var paşam diyorlar. O zaman salın gitsin hepsini. Çünkü Sarı Şevki'nin olduğu yerde asla devletine isyan olmaz. Devletini, memleketini çok severler. Dolayısıyla bunun aslı esası yoktur diyor. Ve Atatürk 30 kişinin salma emrini veriyor. Hepsi salınıyor. Bu dediğimiz insanlar, imza toplayan insanlar. Soyadlarından bakın Alanya'nın önde gelen aileleri. Pek çok aile, aklınıza gelebilecek olan Alanya'nın önde gelen pek çok ailesi buna imza koymuşlar. Ki bunlar tamamına yakını zaten. Hepsi de Cumhuriyet'in erdemlerini benimsemiş. Kimlik, Cumhuriyet kimliğiyle kimliklenmiş ve koruyan kollayan önemli insanlardır. Elbette insanların dini hassasiyetleri, duyarlılıkları var. Ama bunu tutup da başka yere çektiğin zaman da bu şekilde hadiseler, yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Bir de bir ola küçük olay oluyor. Cumhuriyet 1930 senesi yine. Cumhuriyet'in kuruluşunun 10. yıl dönümü. Kutlamalar var burada da her tarafta olduğu gibi. Tabi insanlar alkol de alıyorlar bu arada. Demirci bir tane şey var. Alaaddin Cansevdi diye bir usta var. O da alkolü biraz kaçırıyor. Onun etkisiyle ağzından küfürler kaçıyor. Başka insan da bunu yanlış yorumluyor. İşte Atatürk'e küfretti diye. Hadi adamı tutuyorlar. Bir tevkif mevkif ediyorlar. Sonra da bu olay Atatürk'e kadar gidiyor. Paşam diyor, izin almamız lazım. Size bu şekilde bir olay var size karşı. Siz dava açmalısınız. Ya da işte davayı emir buyurunuz açalım. O da diyor ki annesinin ve babasının adı nedir diyor. Annesi Ayşe, babası Mehmet diyor. Türk çocuğu atasına sövmez diyor. Dava falan açmıyorum diyor. Bunu da diyor iptal edin. Böylelikle Atatürk'ün Alanya'ya gelmeden önce bizimle Alanyalı kişilerle ve Alanyalılardaki olaylarla münasebeti bu şekilde. Peki Atatürk'ün Alanya'ya gelişi ve ondan sonraki olaylar nasıl gelişti? Çekimimizden sonra şöyle bir gezelim ve sizlere göstermeye devam edelim. 18 Şubat 1935 Atatürk'ün Alanya'ya teşrif ettiği tarih, tarihi bir gün. Tabii bu geliş öncesinde Atatürk'ü Alanyalılar Hamdullah Emin Paşa önderliğinde bir davet götürmüşlerdi. Bu davette şöyle gerçekleşmişti. Atatürk Antalya'ya gelişinde, Antalya 4. Alanya'ya tek gelişinde Atatürk'ün Antalya'ya geleceğini önceden öğrenmişlerdi. Daha sonra da buradan 9 kişilik bir heyet, dönemin kaymakamı, belediye başkanı Hamdullah Emin Paşa ve 6 tane önde gelen il meclis üyeleri de dahil olmak üzere bir heyet tertip ettiler. Eskiden 15 günde bir Antalya'ya buradan vapur vardı. Fakat onu kaçırmışlardı. Özel küçük vapurlar, teknelerle gidebiliyorlardı aralarda. Onlardan bir tanesini tutmuşlar ve Antalya'ya gitmişlerdi. Apar topar Atatürk'ün Antalya'ya geldiği zaman apar topar oraya bulunmuşlar ve Atatürk'le görüşmek için fırsat kolluyorlardı. Bu arada Antalyalılar Atatürk için büyük bir gösteriş hazırlamışlar. Her tarafı süslemişler. Sloganlar atıyorlar. Paşam şehrimize hoş geldin diyorlardı. Atatürk de Antalya'nın etrafını geziyor, dağlarına bakıyor
o kadar 40 yıllık bir savaştan sonra adeta kendisini dinlendiriyordu. Hatta Beydağlarına bakarken, Antalya'nın denizine, ovasına bakarken Düden Şelalesi'nin hemen dökülüverdiği yerde şöyle söylemişti. Hiç şüphesiz Antalya dünyanın en güzel yeridir. Hemen akabinden zaten Falih Rıfkı Atay da Alanya için şunu söyleyecektir. Alanya'yı görmeden ölmemeli diyecektir daha sonra Alanya için. Hamdullah Emin Paşa Atatürk'ün önde gelen yaverlerine, önde gelen danışmanlarına yanına sokuluyorlar. Ya biz bir görüşseydik, paşamızı Alanya'ya davet etseydik, kabul etmek çok mümkün olmuyor. Hiç değilse heyetimiz gitmesin de sadece Hamdullah Emin Paşa gitsin diyorlar. Hamdullah Emin Paşa'ya tamam deniyor. Fakat bu arada Atatürk'e haber gidiyor. Diyorlar ki, paşam sizin yanınıza bir tane Alanya'dan heyet geldi. Bu heyetin başında bir tane paşa var mı? Sizinle görüşmek istiyor der. O diyor ki nereliymiş bu paşa? O da diyor ki Mısırlıymış. O da diyor ki bizim yabancı paşalarla işimiz olmaz diyor. Hayır paşam diyorlar, yanlış anladınız. Bu Meclis Mebusan'da milletvekiliydi. Hukuk paşasıdır, sivil paşadır. Aynı zamanda da cumhuriyete bağlı bir insandır. Atatürk tamam diyor. Bu sefer de davetini kabul ediyor. Ama şöyle onlara diyor ki Aspendos'a geçeceğim, oraya gelsinler, hepsiyle beraber görüşeceğim. Bu haber bizim Alanyalı heyete ulaşınca onlar çok seviniyorlar. Arkasından da onlar Aspendos'a doğru yol alıyorlar. Atatürk'le Aspendos'la bir görüşme yapıyorlar. Hamdullah Emin Paşa etraftakileri kendisini tanıtıyor ve Atatürk'ü Alanya'ya davet ediyor. Atatürk de en kısa sürede Alanya'ya geleceğini söylüyor. Aradan zaman geçiyor. Bu arada 2. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri duyuluyor. İtalya'da Mussolini iktidar olmuş. Almanya'dan Nazi Almanya'sı haline gelmiş. Hitler iktidar olmuş ve sağa sola saldırıyorlar. Hatta İtalyanlar bütün Akdeniz'e bizim deniz diyorlar. Antalya'yı da gözlerine dikmişler. Türkiye'den isteme cüretinde bulunacaklar. Hatta Mussolini nutuklarında sürekli bunu dile getiriyor. Türk Büyükelçiliği önünde öğrencilere gösteri yaptırıyorlar. Orada nümayişler tertip ediyorlar. Halkı buna hazırlıyorlardı. Atatürk'ün hiç de haz etmediği şeylerdi bunlar. Hatta bir tane İtalyan Büyükelçi bir ara Atatürk'e gelmişti. Atatürk anlamıştı ondan Antalya'yı isteyeceğini. Mussolini onun için gönderdiğini biliyordu. Hemen arkasından da bana 10 dakika müsaade edebilir misiniz dedi Büyükelçi'ye. Tabii dedi, 10 dakika sonra Atatürk Maraşal kıyafetleriyle yanına geldi, üstünü değiştirmişti. Hah dedi, şimdi ne konuşacaksak konuşalım dedi. Bu arada bir baktı, Atatürk'ün Maraşal kıyafeti var, ayağında çizme var. Hatta orada bir rivayet vardır. Ayağıma çizmeyi giydirtmeyin. Çizmeyi giydirtmeyin derken hem asker üniformasını hem de İtalya'nın çizme şeklinde oluşu manasında Atatürk'ün engin bir coğrafya ve tarih bilgisi vardır. Ona atıfta bulunduğunu iddia edenler de var. Sonuç itibariyle Atatürk'ü Maraşal kıyafetlerine gören İtalyan Büyükelçisi diyeceğini diyemiyor, kemküm ediyor, gakkuk ediyor, sadece selamlar iletiyor ve ondan sonra huzurundan ayrılıyor. Bu ciddi bir tehdit olarak algılanıyor Mussolini tarafından ve ertesi gün zaten Rodos'tan 12 adalardan Antalya'yı ve Akdeniz'i bütün Türkiye'yi tehdit edecek olan bütün o bölgelerden İtalyan askerlerini çekmiş oluyordu. Buna rağmen Atatürk çekmişler mi çekmemişler mi askerlerini diye gözleriyle görmek isteyecek. İzmir'den Antalya istikametine, oradan da Alanya istikametine gelirken Rodos'un yanından geç yavrum diyor oradaki şeye, görevliye. Rodos'un en yakınlarından geçiyor. Gözleriyle askeri yapılanmaları görüyor. Ondan sonra da hemen dümeni Alanya'ya kırılıyor. Bu arada habire telgraf geçiliyor Alanya'ya. Diyorlar ki Paşa Hazretleri dümeni Alanya'ya kırdı. Bir ya da iki gün Alanya'da kalacaklar. Ondan sonra da geri dönecekler diyor. Bu arada yine telgraf değişti Alanya'ya doğru gelirken. Paşa bu sefer Atatürk zafer torpidosuna binmişti. Çünkü askeri bir gemiydi, hızlı gidip hızlı gelmek için bunu yapıyordu. Ve şeyle beraber oradaki görevlilerle Afet İnan var aynı şekilde. Önde gelen eşraf var, yaver var, o var, bu var. Hepsi beraber Alanya'ya doğru hareket edeceklerdir. Bu arada bir telgraf daha geliyor. O telgrafta şeye geliyor, Alanya Kaymakamlığı'nda görevli Hasan Tahsin Bey var. Hasan Tahsin tahririyat katibidir. Şifreleme kodunu öğrenen Alanya'da tek insandır. Yani telgrafın şifrelerini bilen odur. Dolayısıyla hatta kendi evine özel telgraf hattı da çekilmiştir. Gece, sabah, gündüz geldiği zaman telgraf okuyabilsin ya da kendisi telgraf geçebilsin diye. Orada şöyle bir ibare vardı. Paşamız yola çıktılar.
18 Şubat akşamı gece yarısına doğru Alanya'ya varacaklardır diye. Bunu hemen Kaymakam Bey'e söylüyor, dönemin önde gelen insanlarına söylüyor. Bu arada Alanya'da hazırlıklar başlanıyor. Her tarafta işte iskele meydanında süslemeler, burada da tamiratlar başlıyor, taklar yapılıyor, yol işte insanlar görevlendiriliyor vesaire. O akşamda şehrin önde gelenleri, kaymakam olsun, belediye reisi olsun vesaire bir yerde toplanıyorlar, yiyorlar, içiyorlar ve gece çok geç saatlerde yatıyorlar. Bu geç saatlerde yatmadan önce de şöyle karar veriyorlar. Bu telgrafta bir yanlışlık olmalı. Bu kadar hızlı gelemezler. Gelse dedikleri gibi akşamına, geceye doğru gelirler diyorlar. Biraz da yatmakta böyle çok hızlı davranmıyorlar. Tabii sabah geç kalkacaklar. Atatürk buradan aniden Alanya'ya gelmiş olacak ve kendi ifadesiyle 7'de Alanya'ya geliyor, 7.20'de de iskeleden iniyor ve kendisine gösterilen Atatürk evine doğru yola çıkacaktır. Bu arada Atatürk buraya iskeleye geldiği zaman bakıyor çevresine. O günkü iskele çok müsait değil yani, bugünkü gibi değil. Oraya geldiği zaman da insanların çalışmakta olduğunu görüyor. Bu arada Atatürk buraya gelmeden önce gemisini ilk görenler var. Eski Milli Eğitim Müdürümüz İbrahim Köseoğlu'nun babası Ahmet Köseoğlu ve onun babası İbrahim Köseoğlu ilk bu gemiyi görenlerden. İbrahim Köseoğlu Atatürk'ün gemisini geldiğini görüyor. Oğlu Ahmet hemen kale arkasından koşturuyor. İskeleye git, karşıla, ben de arkandan geliyorum diyor. Atatürk'ün arkadaşı Sarı Şevki, Şevki Azakoğlu ve oğlu Tevfik Azakoğlu yine burada hazır bulunanların arasında. Bu arada duyan halk geliyor. Görevliler koşturmaya başlıyor. Bu arada kaymakam yok, diğer yetkililer yok. Henüz kalkamamışlar. Atatürk buraya iniyor, bakıyor ki tamirat var. O tamirat sırasında oradaki yapıcı ustasına ve ustaya, Rifat Usta, düşünceli ustaya soruyor. Ne yapıyorsunuz diyor. Paşam diyor, siz geleceksiniz diye biz buraları tamir ediyoruz, sizin için hazırlıyoruz diyor. Atatürk onaylama anlamında kafasını sağlıyor. Hemen burada liman çavuşu Arap Kadir var. Ondan sonra yine bir kişi... Ahmet Köseoğlu var. Ondan sonra yine bir kişi daha var. Ahmet adında Ali ismini hatırlayamadım. O kişi Atatürk'ün elinden tutuyor. Atatürk iskeleye indiriyor. İndikten sonra Atatürk sağına soluna şöyle bakıyor. Hava da biraz kötü tabii, Şubat sabahı. Diyor ki burası çok soğuk diyor, soğukmuş diyor. Şey yapalım, şöyle bir yürüyelim diyor. Bizi diyor henüz bir karşılayan olmadı diyor. Belki diyor ilerleyen yerlerde bizi karşılarlar. Bu arada şu karşı köşeye doğru yürüyorlar. Atatürk bu iskeleden çıkıyor. Karşı köşeye gelince orada bir jandarma eri görülüyor. Jandarma eri uzaktan duruyor, bakıyor. Gelenler 5 kişi, yanında Atatürk var. Ondan sonra telaşlanıyor, korkuyor. Hemen koşa koşa kaymakamlığa doğru gidecek. Bu arada Atatürk'ün yanındakiler onu durdurmak istiyor. Dur gitme demek istiyor. Fakat adamı durdurmakta başarılı olamıyorlar. Adam koşuyor, gidiyor jandarma eri, kaymakam haber verecek. Bu arada Atatürk bir espri yapıyor. Desenize diyor, fenersiz yakalandık diyor. Hemen o da gidiyor. Bu arada gelişmeler birazdan anlatacağımız şekilde ilerleyecek. Şimdi Atatürk'ün denizde gemiden indikten sonra yürüdüğü güzergah, evine kadar gideceği güzergahta beraber ilerleyelim ve yol üzerinde yaşadıklarını hep beraber görelim. Thank you.
18 Şubat 1935 günü Atatürk pazartesi günü iskeleden Alanya'ya inmiş, teşrif etmişlerdi. İnerken tabii iskelenin hazırlık yapıldığını gördüler kendileri. Orada çalışan duvarcı ustası Hamdi ve yapı ustası büyük usta Rifat Usta düşünceliği gördü. Onlara burada ne yaptıklarını sormuştu. Onlar da sizin için hazırlık yapıyoruz paşam demişlerdi. Tabii bu arada Atatürk buralarda kendilerini baktılar ki iner inmez oturacak bir yer yok. O günkü iskele şimdiki gibi muhkem, güzel, muhteşem değil. Şöyle bir yürüyelim. Belki önümüze birileri çıkar, bize bir ikram eden olur dedi. Ve Atatürk yürümeye başladı. Bu arada sağlı solu şuralarda yapılmış taklar gördü. Tak bir yöneticinin şehre girerken altından geçmesi için hazırladıkları çiçeklerle bezenmiş şeylerdi. Mesela Ali Navaloğlu iki tane oğlunu eve gönderdi. Gidin evden halı alın gelin atanın önüne serelim dediler. Atatürk önüne halılar serilmişti. Taklar yapılmıştı. Atatürk yanındakilere diyorlardı ki Allah Allah bizim geldiğimizi nereden duydu bunlar? Bu kadar hazırlık yapmışlar dedi. Tabii ki Atatürk'ün geleceğini önceden haber veriyorlardı. Hazırlı bir herhangi bir aksama olmasın diye. Ve böylece Atatürk buradan itibaren yürümeye başladı. Ve burası Atatürk'ün Alanya'ya geldikten sonra, iskeleden sonra yürüdüğü güzergah, kendi evine doğru gittiği güzergahtı. Tabii Cumhuriyetimizin banisi Ulu Önder Atatürk'ün buradan Alanya'yı seyrederek, iskeleyi seyrederek giderken buralarda insanlar görmeye başladı. Bu arada insanlar toplanmaya başladılar. Şu iskeleyi gören şu yüksek tepelerde Mehmet Sevimler amca rahmetliyle görüşmüştüm. Şevket Gür vardı. Hatta eski belediye başkanımız Hasan Sipahoğlu'nun babasının da bunlar arasında olduğu söyleniyor. Atatürk'ü gören insan çocuklardı. 9-10 yaşlarındaydı bunlar Atatürk gördükleri zaman. Mehmet Sevimler amca şöyle söylemişti. Ben Atatürk'ün Alanya'ya geldiğini gördüm. İskeleden indi. Ben 9-10 yaşlarında bir çocuktum. Yüksekçe bir yerde duruyordum. Fakat Atatürk'ün bu kadar kısa boylu olduğunu görüm. Hayalimi hiç canlandırmamıştım. Atatürk kısa boyluydu. Ama şunu söylemeliyim. Çok yürekli, gözü kara bir insan olduğunu gördükten sonra anladım diyor. Ve tabii burada yaşanan olaylar da var. Onlardan bir tanesi de hemen şurada bir tane şey var. Demirci dükkanı vardı. Çorbacı Şükrü Çorbacı'nın, Karazor'un demirci dükkanı vardı. Yanında yine Grasan vardı. Duvar örüyordu. Bir de birisinin bahçesinin duvarını örüyordu. Arkasında da Atatürk baktık üstlerinde çok güzel kıyafetler var. Yün kıyafetler vardı. Kırçal dokuma. Dedi ki evladım dedi bunu siz mi dokuyorsunuz burada dedi. Onlar da evet paşam biz dokuyoruz dedi. Ve Atatürk şöyle söyledi. Aferin. Bundan sonra kendimiz eğireceğiz. Kendimiz dokuyacağız. Dışarıya 5 para nasip etmeyeceğiz. Bu milli duruştur, milli ekonomi duruşudur. Dolayısıyla Atatürk burada bu mesajı vermiş oldu. Arkasından küçük bir çocuk geldi. Ahmet Mütevellioğlu'ydu adı. O çocuk koşa koşa Atatürk'ün yanına geldi. Baktı ki çocuk sarı böyle benzi atmış, cılız olmuş. Dedi ki evladım dedi, hasta mısın dedi. Yani benzin falan solmuş böyle. Çocuk da hayır cevabını alınca, evet çocuk belki hastaydı ama o hayır cevabını alınca Atatürk şöyle söylemişti. Korkaklık ölüm getirir. Cesaret ise yaşamayı getirir. Türk asla korkmaz. İfadesini kullandığı yerler işte bu yerlerdi. Tabi o zaman böyle kaldırımlarla bezenmemişler taraf. Toprak yoldu, sağlı sollu küçük evler vardı. Ve şimdi birazdan bir camiye gideceğiz. Alanyalı'nın Orta Camii dediği bir yere gideceğiz. Atatürk'ün orada yaşadığı önemli bir hadise var. Onu göstereceğim. Atatürk mahiyetindekilerle beraber şu gördüğümüz yoldan itibaren yürümeye başladı. Burası neresi? Hemen şuradaki yapay şilalenin üst tarafı. Arkamızda ne var? Alanyalıların Orta Camii dediği Alaaddinoğlu Camii var. Alaaddinoğlu Camii 1900 yılların başlarında yapılmış son dönem Osmanlı eserlerinden. Fakat zamanla tadilat görmüş, tamirat görmüş, sıvanmış, boyanmış bu hale gelmiş. Bu arada Atatürk'ün çok güzel bir anısı var.
O da şudur, Atatürk yürürken böyle sabah 7:20-7:30 civarı. Bir de bakıyor burada bir tane insan sabah namazına çıkmış, dışarıya doğru iniyor. Bu insanı tanıyor. O kişi de Atatürk'ü tanıyor. O kişinin lakabı Filahmet. Filahmet hem halk ozanı, hem şair, hem aynı zamanda bir alim insan. Aynı zamanda gazi insan. Hem Çanakkale Savaşı'nda hem de Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'le göğüs göğüse çarpışmış bir insan. Namazdan çıktığını görüyor burada. Atatürk selam veriyor ve daha sonra da ne var ne yok diyor. Ne gördün ne geçirdin Ahmet diyor. O da Sarıverilerli, Konyalı aslen. Fakat o bir dönem burada misafirlik için gelmiş. O da Atatürk'ü görünce şunu söylüyor. Paşam diyor, şu an sizi gördüm. Bundan daha güzel bir şey olamaz diyor. Ve Atatürk'e olan saygısını ifade ediyor. Bu arada Atatürk de cebinden 10 lira çıkararak Filahmet'in cebine eline veriyor. Ahmet de teşekkür ediyor ve Atatürk mahiyetiyle beraber kaldığı yerden yürümeye devam ediyor. Buradan sonraki durağımız Kuyularını Meydanı. Oradaki olayları da meydanda anlatmaya devam edelim. ...85 sene önce Alanya'mızda çok güzel bir hadise meydana geldi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk şehrimizi şereflendirdi. Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Tarihi bir güzergah üzerindeyiz. Adım adım Atatürk'ün izinde Atatürk evine kadar iskeleden gidiyoruz. Arkamda gördüğünüz şu İskele Caddesi'nden Atatürk mahiyetiyle beraber buraya gelmiş. En son Filahmet'le konuşmuştu. Oradan buraya gelmiş. Bakmış ki burada taklar var, halılar yerlerde, her şey serilmiş, kalabalık toplanmış. Devlet erkanı burada. Bu arada ellerinden kaçırdıkları jandarmayı kaymakama ulaşmış. Kaymakamı kaldırmış. Kaymakamlığın oradan buraya doğru koştura koştura geliyor ve arkasından da hatta heyecandan düğmelerinden bir tanesini koparmış, bu şekilde ilikleyememiş. Paşam hoş geldiniz demiş. Hatta bu arada paşam demiş, kusura bakmayın demiş. Takları tam hazırlatamadım size demiş. Atatürk de demiş ki ya boş ver takı makı demiş. Böyle sıcak bir şey yiyip içelim, bizi bir yer göster, oraya gidelim demiş. Tabii paşam tabii demiş, buyurun demiş. Halbuki nereye demesi lazımdı? Şu tarafa doğru demesi lazımdı. Yol o taraftı. Burası Damlataş'a giden bir yoldu. Atatürk'ün ev olarak seçilen konağına gitmiyordu burası. Bu tarafa doğru yönlendirmişler. Bu arada şehrin önde gelenler, bayanlarından olan Ferhat Hanım ki belediye başkanının eşidir. Daha önce İzmir Maliye Mektebi'nde Atatürk'le tanışmış. Alanya hanımlarla bir komite kurmuş ve bu komitede Atatürk karşılamışlar ve demiş ki paşam hoş geldiniz demiş. Bu arada burada Şevk Azakoğlu, Tevfik Azakoğlu var, ileri gelenler var. Cipler hazırlanmış. Şevk Azakoğlu'nun ondan sonra atlar burada, Atatürk binsin gitsin diye. Atatürk hepsini reddediyor. Yavaş yavaş yürüyelim, şöyle gidelim diyor. Bu arada tabii hatta resmi bir tane de cip vardı. Çündürün cipi dedikleri. Onu da hazırlamak istemişler. Fakat mahkeme bir keşif görevi için köye gönderdiğinden elimizde cip kalmamış. Yok yani. Özel cip, Azakoğlu'nun cipi var. Atatürk ona da binmemiş. Şevk Azakoğlu ayakta Atatürk'e hoş geldin demiş. Şeref verdin şehrimize demiş. Halleşmişler, halelleşmişler. Eski zamanları yad etmişler. Bu arada kaymakamın yanlış tarif üzerine bu tarafa doğru gitmişler. Gel beraber devam edelim. Burası Damlataş Caddesi, Kuyularını Meydanı'nın Damlataş'a kavuştuğu yer. Bu meydan bizim bütün bayramlarımızın zamanında yapıldığı yerdir. Ana meydan en büyük meydandır. Çünkü iskele henüz şimdiki gibi taş doldurulmamış. Ve burada 15-20 metre ileri gittikten sonra şu İşhan'ın, Zavlak İşhan'ın hemen sağ tarafında orada bir şeye rastlıyorlar, pideciye, fırına. Fırından kokular geliyor, ekmek kokuları giriyor. Atatürk içeri doğru yöneliyor, bakıyor ki ortalık çok pis, içeri girmekten vazgeçiyor. Kaymakama diyor ki derhal bunları halledin. Tabii emir yerine getirilecek, temizlik, hijyen sağlanmış olacak. Daha sonra yanlışlıkla pardon paşam diyor, bu tarafa gidecektik. Atatürk ve mahiyeti bu tarafa döndürüyorlar. Atatürk artık bu yoldan Atatürk evine doğru gitmeye başlıyor. Buyurun beraber yolda başka neler yaşadı Atatürk, hep beraber görelim.
Kuyruğundan yola çıkan heyet Atatürk önde, Kaymakam Bey yanında Atatürk evine doğru ilerlemekte. Bu arada haberler sağa sola uçmuş, okul çocuklarına, öğretmenlere uçmuş. Herkes önceden hazırlandıkları şeyleri yapma, prova etmekle meşguller. Bu arada Atatürk'ü karşısında gören, bu karşıda gördüğünüz Barbaros Azakoğlu İlkokulu ve Ortaokulu. Burası Tevfikiye Caddesi. Bu cadde üzerinde o ilkokul çocukları öğretmenleriyle beraber, Selim Bey'le beraber burada durmuşlar. Ve öğrencilerden Hasan Karagöz adında bir öğrenci Atatürk'ün karşısına geçerek hemen heyecanlı heyecanlı bir şiir okumuş. Şiiri tek solukta okuyor ve bitirir bitirmez hemen öğretmene dönüyor. Sınıfı geçtim mi öğretmenim, sınıfı geçtim mi diyor. Bu arada Atatürk gülüyor ve geçti hocam geçti diyor. Ve direktif de vermiş oluyor, hem de çocuğun gönlünü almış oluyor. Ve heyet toplanıyor, beraberce Atatürk evine doğru gidiyorlar. Programımızın son noktasına geldik. Atatürk evine. Atatürk malum Cumhurbaşkanlığı süresince 57 tane il ve ilçe gezmiş. Bazısını trenle yapmış, bazısını karayoluyla yapmış, bazısını ise gemiyle yapmış. Atatürk o zaman karayolu olmadığı için gemiyle Alanya'mıza gelmiş. Hayatı boyunca hiç yurt dışına çıkmamış Atatürk. Bu gezilerinin tamamı bir amaca matuf tabii ki. Normal tatil amaçlı değil. Fakat Alanya'da da şöyle bir hadise vardır. Atatürk normalde akciğer hastasıdır, karaciğer hastasıdır. Doktorları Akdeniz sahillerinde bir köşk yapılsa orada kalsanız muvaffak olursun, olur der. Ali Nazım Köseoğlu Hoca bu konuda bir şey anlatmış. Bu da işte mimarların geldiği, kale yamacında bir yer beğenildiği, orada köşk yapılacağı, belki Alaaddin Keykubat'tan sonra burası yeniden bir Atatürk zamanında kışlık başkent olabilirdi deniliyor. Aslı var mı yok mu, doğru mu yanlış mı bilinmez ama Atatürk Alanya'yı çok seviyor. Geldiği zaman işte en son okuldan öğrenciler şiir okumuş Atatürk'e. O yoldan devam ederek gelmişler. Buraya geldiği zaman Atatürk'ü eve davet edecekler. Bu ev Azakoğulların evi. Atatürk'ün arkadaşı Azakoğulların evi. Şevk Azakoğlu ve onun oğlu Tevfik Azakoğlu'na ait bir ev. Ve bu evde tadilat var. Herkes hummalı bir şekilde Atatürk geldi diye burası kalabalık olmaya başlamış. Herkes bir şeyler getirmeye başlamış, bir şeyler yapmaya başlamış. Hatta bu evin küveti çok demodeymiş. Dönemin önemli insanlarından olan Nazmi Hacı Kadiroğlu'nun konağından bir tane küvet sökülmüş. Ve Alanya'nın tek tesisatçı ustası da içeride küvetini yapmakla meşgul o sırada. Bu arada Alanyalı hanımlar, kimisi Atatürk'ün kalacağı yatak odasını temizliyor, kimisi örtülerini örtüyor, kimisi tuvalet banyosunu temizliyor bu arada. Bazıları da dışarıdan getirdikleri hediyeleri, meyve sebzeleri içeriye doğru getirmekle meşguller. Sonuç itibariyle Atatürk buraya geliyor, Atatürk içeriye davet ediyorlar. Bu arada Atatürk'e hoş geldin diyenler arasında İzmir Maliye Mektebi'nde iken Atatürk'le tanışan Alanya'nın önde gelen insanlarından olan Kemaloğlu'nun eşi Sudiye Hanım var. Atatürk'e hoş geldiniz diyor. Tabii ki Atatürk tanıyor onu. Arkasından da Atatürk geçiyor. Önce kendisi banyo alıyor, yapıyor. Arkasından mahiyetindekiler banyo yapıp tıraş oluyorlar. Sonra kahvaltı sofrasında Atatürk'ü oturtuyorlar. Kahvaltı yapılıyor. Bu arada kaynaklarda ikram edilenler değişik ama muz ve portakal, Alanya muzu ve portakalı ikram ediliyor. Bir kaynağa göre ise Atatürk orada şey yiyor. Çok sevdiği için kuru fasulye ve pilavı, yanında ayranı çok sevdiği için onu da ikram ediyorlar. Ama bunun çok bir gerçek değil de diyebilirler, diyebilen oluyor. Arkasından Atatürk sohbet ederken kaymakama, yanında kaymakam da konuşuyor. Ona iltifat eder gibi yapıyor vesaire. Kaymakam iki de bir Atatürk'e paşam paşam diyor. Paşam şöyle, paşam böyle olayı anlatmaya çalışıyor. Bu arada Atatürk kaymakama takılayım diyor kendi iş aleminde. Ve diyor ki
Büyük Millet Meclisi'nin paşalık, beyefendilik, ağalık lakaplarını kaldırdığını bilmiyor musunuz? Bu yanımdakilerin hepsi milletvekilidir. Size İçişleri Bakanlığı'na şikayet ederse haliniz nice olur, korkmuyor musunuz deyince bunu ciddiye alıyor şakayı Kaymakam Bey. Ve peki diyor, ben diyor size nasıl hitap edeyim? Paşam diyor. Tabii gülüşmeler falan derken en sonunda Cemal Kutay Hoca şöyle söylüyor. Bunu Atatürk'e söyledikten sonra paşa şöyle söylüyor. Paşam, bu millet saygı duyduğu insanlara, tekrim gösterdiği, takdir gösterdiği, tebcil ettiği insanlara bu ululuk makamını verirler. Paşam derler. Anneler çocuklarını beşiklerinde sallarken bile bu mertebe niyazıyla sallarlar. Siz tarih yazmış insansınız. Bizim neslimiz bırakın size paşam demeye devam etsin. Gelecek nesiller nasılsa kanunların yoğurduğu nesiller olacak ve paşa lakabını bırakacaklar. Siz tarih yazmış bir insansınız. Dolayısıyla bu paşa lakabını sizden daha fazla layık olan kim vardır deyince Atatürk'ün gözleri doluyor. Ağlayacakken konuyu dağıtıyor ve başka konuya geçiyorlar. Bu arada artık gitme vakti gelmiştir. Saat 10 gibi bu evden çıkacaklar, ayrılacaklar. Allah'a ısmarladık diyorlar. Çıkarken de bir fotoğraf çekiliyor ki orada göreceksiniz. Arkasından da Atatürk buradan geldiği gibi şeye gidiyor, iskeleye gidiyor. Aynı şekilde Antalya'ya gidiyor. Atatürk'ün 3,5 saat kadar Alanya'da kalmasının olayı budur. Tamamen geri dönmesi, Alanyalılar iyi ağlayamadılar, karşılayamadılar falan değil. Atatürk siyasi sebeplerden dolayı, meclis başkanlığı seçimi var, dış işler var, askeri işler var. Bunlardan dolayı bir an önce Antalya'ya geri dönmek zorunda kalmış ve Antalya'ya dönmüştür. Bize de bu şerefi bırakmıştır. Kendisini yeniden saygıyla, rahmetle anıyoruz. Arkamızda gördüğünüz Atatürk evi Türkiye'deki 15 Atatürk evinden bir tanesidir. Atatürk gittiği illerde bazen evlerde kalmış. Ona evlerde yer göstermişler. Orada konaklamış. O evleri daha sonra ona saygıdan dolayı müze haline getirmişlerdir. Azakoğlu ailesi de burayı bağışlayan ailedir. Atatürk'ün evini gelecek nesiller görsün. Atatürk'ün Alanya'ya geldiğini bilsinler diye. En nihayetinde içeride müzedir. Ne vardır içerisinde? Atatürk'ün o gün kullandığı eşyalar vardır. Tabii ki telgraflar vardır. Çekilen telgrafların birer nusaları, suretleri vardır. O günün Alanya'sında ki konağın iç tefrişatıyla beraber olduğu gibi durmaktadır. Atatürk'ün hususi eşyalarıyla birlikte. Şu an müzedir. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize ücretsiz. Halkımız ve ziyaretçiler Atatürk evini ziyaret edebilirler. Bir sonraki bölümünde yine tarihin tozlu sayfalarını çevirmeye sizleri davet ediyorum. Hoşça kalın.